muhacirlər həyatı. Kənç işləb gələdir. Bu rizq. Havalan var. Gənclər izbədə mənalı. Əvvəl Rəşin Ərabotu qıraşdırıq. Əvvəl borgəmə Pasport küçü gəlirəsə. Nəmə oçuq? Hoppa, biz qoyub qoyub gələmiz. Bunlar bilan bir yo'l mashaqqatlari. Vaqtdan chegarasiga borganingizda 100 rubl ber, 25 tanga bersa nima beraman? Men tranzit nima biletdan ketyapman. Sizga tushunmadim. Ruschani tushunmadingiz. Demak, sizdan shubhalanishga. Mana bu ob-havo, odatiy ob-havo hisoblanadimi endi shu deb qo'ysam. Nondan deb bo'lib bersangiz, kichkinagina. Mening yonimdagi sherigimni nimalar olib ketib tekshirishdi. Jarayon to'liq ko'rsatilishi uchun maxsus kiyimni taqilgan kameradan foydalanishga qaror qildim. Muammolar ilk onlarda yoq ko'zga tashlandi. Ma'lumot olish maskandagi xodim esa nimalar uni tasvirga tushirishimizni istamadi. Rossiya chegarasi kelganimizda esa o'ziga xos holat ro'y berdi. Ya'ni chegarada yuklarni tekshirmay kutib ketish mumkin edi. Çubayın ötketi al, özellikle takip edip çözet olur. Sosyal sanayimiz Şark Kuzgusu kanalda yangi loyiha. Men muhojirman. Turkun ko'rsatuv. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bilamizki, mehnat muhojirlarining ish kunlari faqat ish bilan o'tadi. Uyda seni katta oila kutayotgan bir paytda bekorchilikka o'rin yo'q. Kun ko'rish uchun ishlash kerak. O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining katta qismi Rossiyaga boradi. Ular rus o'lkasining deyarli barcha hududlarida ishlaydi. Oilasi uchun vatanda yiroqda non topayotgan insonlar uchun Rossiyaga borish avvallari juda mashaqqatli safar edi. Asosan daromad ilinjida mazkur o'lkaga borishlarini hisobga olsak, samolyotga vatandoshlarimizning hammasini ham qurbi yetavermas edi. Londa qilib aytganda, yo'l azobi, go'r azobi atamasi aynan O'zbekiston-Rossiya yo'nalishi bo'ylab boruvchi poyezd va avtobuslarga atalgan edi. Barchamiz palon pul oladi. Yukini tortib olibdi. Kabi gaplarni bot-bot eshitganmiz. Xo'sh, bugun ushbu holat qanday? Ayni savolga javob olish maqsadida men aynan muhojirlar bilan yo'l azobini birga totishga qaror qildim. Muhojirlarning tarixi, istoriyasi deymiz, o'shanisini ko'rsatasiz. O'z ko'zimiz bilan ko'rish va uni ko'rsatasiz. Chunki biz Toshkent vokzaliga keldik va avtobusimiz bor. Bugun avtobusimiz Toshkent Moskva yo'nalishiga yo'naladi. O'zimiz bilan yonimizda kameramiz bor, telefonimiz bor. Bəs kimlə bilən ko'proq məlumat işdən haqqı. Jarayon to'liq ko'rsatilishi uchun maxsus kiyimga taqilgan kameradan foydalanishga qaror qildim. Bunda har bir jarayon xususan hattoki tekshiruv qurilmasining tasvirlari ham e'tiboringizdan chetda qolmaydi. Mana biz hozir Toshkent vokzalida Moskvaga otlanishdik, qorasi harakatdamiz. Va joyib g'arab istoriyalarni o'rganyapmiz. Muammolar ilk onlarda yoq ko'zga tashlandi. Yuklarni o'ratish majburiy ekan. Qo'shimchasiga ma'lumotlarni ham yozib olib, tekin sim karta berishdi. Majburiymi? Murodjonmi? Ha. Moskva, Yuliyevka. Tikat oldingizmi? Ha, tikatiga. Oling, sekin, cho'tirib puli bor. Oborsiz anaqa berishadi, bering nima? Ma'lumot olish maskandagi xodim esa negadir uni tasvirga tushirishimizni istamadi. Oqib Moskvaga qachon boshlanadi masalan? Kamera qonun bo'yicha taqiqlanganmi shunda? Yo'q, yo'q. Yo'q, so'rayapman. So'rayapman, men informatsiya joyiga keldim.
Agar kameraga munosabat bo'lsa ayting, itirozimiz bor yoki qonunan unaqa deysiz. Momo, yo'q, men sizdan so'radim. So'radim men sizdan, mavzuga Moskvaga qachon bo'lyapti? Okay, hozir dushanba kuni bilet olganman, shuni so'rayapman, qachon jo'naydi? Ay, men ketyapman. 12 yarim. Aha. Bo'ldi, hozir maqsadga boshlanmadi. 15'te 12'de başlayalım. 15'te 12'de başlayalım. Bu yerdeki bufetini hem kozdan geçirdik. Bu Avtobus shaxsan menga yoqdi. Zamonaviy mobil qurilmani zaryadlash uchun port ham video ko'l uchun umumiy monitorga ega. Yukxona ham kattagina ekan. Avtobusga chiqqach barcha yo'lovchilar chegarada pul yig'ilmasligi borasida ogohlantirildi. Ushbu jihatni eslab qoling. Shuningdek, yo'l bo'yicha zaruriy yo'riqnomalar berildi. Yangi aranjamentga boradi. Hozirgiga bergan vizitamda o'tki borib tushadigan manzilingizga yozilgan. Ko'rdinglar? Navoyaysizga sizlar ana o'sha yerga borasiz. Sizlarni kutib oladigan odam shu vizitani topshirsanglar, etsanglar. O'sha sizlarni kutib oladi. 2 yarim sutka yuradi. Hozir. 3 ta shofyor chiqardi, Bekorikdan o'tgan shofyorlarimizni chegara berdi, pul yig'ilmaydi. 95050889 man nomeri. Hozir ularning Telegram'iga navoda pul mul yig'ilgan bo'lsa, norozichilik bo'lsa, videosini tashlang, gap qilib ishonmayman. Yarim sutka yurasizlar, yo'lda ketayotganda hojatni nimada to'xtatiladi? Ovqatlanishda xolinglar ovqat yeyinglar, xolinglar yemanglar, o'zlarini xohishinglar, xolinglar o'zinglar. Lekin o'zinglarni kelayotganda kelib qo'ying. Qozog'iston chegarasiga borganinglarda 100 rubl ber, 25 tanga bersa nima beraman? Men tranzitdan, men biletdan ketyapman. Men Qozog'iston ketmayapman. Men Rossiyaga ketyapman. Men konsulimga chiqaman deb shart rasmga olinglar. Haq huquqingizni bilinglar. Qozoq ekan deyishim kerak ekan, qilmanglar. Cho'pirlardan xafa bo'lmanglar. O'zingizlar ketyapsizlarmi? Samastayni o'zingizlar qaytishda o'sha manzilimizda kassalarimizda 4000 rubldan bilet sotilyapti. Vokzal maydonining mashinaliklarga ishonmanglar. 8000 rubl, 10000 rublgacha biletlarimizdan chiqaryapti. Sizlar hech kimga murojaat qilmasdan, tanish bishlarga yetinglar. Navoiyga boradi, o'sha 4000dan bilet sotilyapti. Pash-pash deguncha Qozog'iston chegarasiga yetib bordik. Bu yerda o'rnatilgan elektron qurilmalar biz uchun ayni muddao bo'ldi. Ya'ni pasportni tekizib o'tdik.
barchamiz tekshiruvdan o'tdik. Mening yonimdagi sherigimni negadir olib ketib tekshirishdi. Ne yok tekşire de bakayım. Chimkent yo'lida esa valyuta ayirib boshlovchi inson avtobusga chiqib dollar so'm tenge pullarini ayirib boshladi. Dollar qancha bo'lyapti? 100 dollar qancha bo'lyapti shu summa maqsadida? 100 dollar berib, aha. Rubl olasizmi? Yo'q. Tenge olaman. Ha. 44 ming? Men ham slot orqasida pul almashtirib qo'ydim. Farqlari yo'q 44 dedi, bu yerda 47 mi, 46 larda, qarshi 2000 3000 farq bo'ladi. Bu internetdan kirib ko'rsangiz bo'ladi. Tanga beraymi? Tanga beraymi? Tanga mavolilar qozon ichida rubl uncha yurmaydi. Lekin bir ikkita joyda to'xtaymiz-da, ovqatlangani. Lekin tangalaring bo'lsa yaxshi bo'ladi biroz. Nihoyat intervyu jarayonlariga kirishdim. Mana biz bugun Toshkent Moskva yo'nalishidagi avtobusda ketyapmiz. Hozir Turkistondan anaqasidamiz. Endi ko'rinib qolmayman, ikkita suhbatdoshimiz birinchi bo'lib rozi bo'ldi biz bilan intervyu qurishga. Xo'p, Moskvaga umuman qachondan beri borasizlar mana? Menga ancha bo'ldi. Xo'p, nechinchi yilda? Nechun 18 yil bo'lganlar bilan boramiz. Birinchi borganingiz 18 ga to'ldingiz, keyin Moskvaga ketdingiz. Sizchi? Birinchi safda siz. Bu birinchi. Kim sizni majburladi? Siz to'g'ri ketyapsiz. Yo'q, endi hazillash emas. Majburlashdan o'sha o'rtoqlar bilan birday edi. Demak, mana yaxshi o'rtog'ingiz sizga nima deydi, maslahat berib, siz bilan birga ketyapsiz. Demak, o'rtog'ingiz bor va o'shanga siz nima deydi? O'zingizga ishonchingiz komilda, mana o'rtog'im bor, ertaga bari bekona yur, musofirchilik. Bu yerda bari bilasizmi, Moskva ruslar aytadi, Moskva sizdan nega kerak? Bari do'stingiz bor ekan, demak, anaqasi. Xo'p, qaysi sohada ishlaysizlar endi? Har xil, razvodchida. Umuman qaysi sohani yoqtirasiz? Yaxshi pul bo'ladi yozoq. Farqi yo'q lekin. Qaysi har sohada daromad yaxshi bo'lsa shunda. Umuman tajribangizda ishlaganingizda taksichilik. Yandex'da ishlab ko'rgansiz? Yandex'da hali ishlab ko'rmaganman. Niyat bor. Niyat bor ishlashga. Demak, hozirgi kunda Yandex eng yaxshi oylik beradigan anaqa bo'lyaptimi shunda endi? Shunaqa desa ham bo'lur, yana ishlab ko'rmaganmiz. Ha, nima bo'ladi? Qaysi bo'ladi? Bitta savol beraman, savolim uchun uzr. Oilangizlar? Farzandlaringiz bor. Siz nechta farzand? Yo'q, bizda endi yaxshi uylar. Iye. Nechinchi yil siz o'zi unda? 96-misiz? 2000-chi yillar o'zi 2003-da uylanyapti, siz qolib yuribsiz, qarang.
ben hazır etmedim. Yani polis gelmeye biz de askıya kalmamız bu vardı yani kendisi bu yüzden onu soruyor. Sizin işte farzam. Bitti farzam. Kız oğul. Oğul. Tamam dedi. Umru bilen barakasını anlayan bu işte. Şimdi bana hazır ki tepsiler uzay için plan kılıp. Tahminen kaç an kaç kilesiler yani. Uzay için. Kuzda. Bana hazır. Fevral, başlı mart ya galiba bu zeyrek denk geliyor mart. Koş kuzda neseleriz gider bu. Akya haberler gel ya ki ne haber? Çünkü yengi intakı ne ucu yengi de otuz yani kaç kilesle. Demek siz 18 yaşınızda ucu birinci başlayan bu sizde çil ucu mu nesil ucusuz? 2014 yılı çıkan ben. 2014 böyle diyen bolsa hazır 2023 ucu. Başta zaten 9 yılında ucu anahtarı koyuldu. Umumen yani işteki anahtarınızdan aldanganlarınızdan boyan. Ko bir işlemiz bende, Moskva'da misal bu arada aldandım, okuldum dedim, bana şimdi sizin takdirinizde bulacağım. Bakarsın, abi, herhalde bu mayan. Bu mayan, bu mesele, bana nasıl bu. Lekin bu arada, ben dedi, umumen niyet, kaç an geçin işler ve kaç an geçin kim Uzbekistan'ın kim kaydı bir yaşayışmalı. Bari bu, her bir insanın vakti saati bu. Yani şükür, abim, bro, ben en azı pulcu yönetiyordum. Uyduyakalıyız, uykuru yaptım mı, maşal yaptım mı, yok gitme kılıç yaptım. Bir kelesi yem de. Kılallah var, kılallah var. Maşını yem, hampını yem. Bunlar azrasında boşka biznes. Yani bu, kafa koymayayım ben ona kastan hemen. Yaratken dedim, 200 kişiyi uçmadı bir hareketinde. Zükkanen bir hareketinde. Boşanda uşağı alsaydı, uşağı aldı. Bu mesela jurnet keç. Çık 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 çık
gelen bollar kurgan ben. Çünkü şuna kadar rahatlıkla ilgile geldi. Çünkü işle ona hastalıklar düşünüş uzak değil. Poiz mi? Ne gelen de aynen avtobüsü. Sabah oldu kadar. Poiz bu an, samolet bu an. Katta orası demek, ben bir sayı akar. Uyaldılar, leken. Ben gelmeyim akar. Azobi, go'r azobi. Yo'l uchun maxsus oyoq kiyimni olib olishni maslahat beraman. Hamma turli mashg'ulot bilan band. Qorni ochganlar uydan olib olgan yeguliklarni yeb ketaveradi. Kechki mahal albatta avtobus ham ovqatlanishga to'xtatdi. Yo'lda to'xtadik, ovqatlangani soat 9 mi 10 atrofida. Oshxonamizga kelmoqchi edik. Bu avukat pulu 3000 tenge. 3000 tenge bana şu çay, nana bile anaklar. Avukat namı kavurduk. Biz bugün kavurduk. Tuvalete karışık. 20 rubl 5 milyon sonra geldi. Tenge yazılmaya geldik. Yo'llardan chiqib, yo'llardan davom etdik. Biz
qiziqib ham oldim orada. Ertasiga ertalab avtobusimizni nonushtaga to'xtatdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ismim Murodjon, bloger bo'laman. Bitta savol bersam, agar ruxsat berasizmi? Uyalmaysizmi? Xizolat bo'yaymi? Bo'ldi. Okay, uxlatgan ekan, sar xalat berar ekanman, mayli. Ismingiz? Bezdagi qattansiz, hovli qattan. Surxonadan, yo'q, Surxonadan qattan. Rossiyaga umuman, birinchi marta nechinchi yilda boryapsiz? Rossiyaga birinchi marta nechinchi yilda boryapsiz? 2008'de bir var yaptı. Demek sanki 11 yok. 2, 15. 15 yıldan bir var yaptı. Sohbet, ne sohbet işiniz? Bir kuruşçu. Onun ilk kancası var mı? 600-700 demek yüze değil mi? Alam görelim. Oylar işiniz. Hazan, Aziz. Yaxshimisiz?
bloggerman, ismim Murodjon. YouTube kanalidan. Endi o'zim tanishtirib, boyadimda endi qaraydi, savol javob bo'ldi shu bo'yicha. Ismingiz? Tolib aka. Qayerdansiz? Qashqadaryodan. Qashqadaryodan qayerdan? Kasbi tumanidan. Boyaga hamma berayotgan bir savolim bor. Umuman Rossiyaga nechinchi yilda borgansiz birinchi marta? 2010 borgansiz. 2010 da birinchi borganingizda bilsa olasizmi kurs qancha bo'lgan dollar kursi? 2000. Demak, 23 dan demoqchimisiz? Adashmayapsizmi mabodo shunda? Men ham 2010 da borganmanda kurs 29 dan edi-da. 29 30 emasmi? Shunga aytmanda. Oqa uzr, xajolatsiz men savol javob qilyapman. Bemalol anaqasi yo'q so'zlar. Endi mana qarang, hozir 2010 kurs mayli qopoqlatganda 30-29.50 da, hozirgi kunda kurs 76 mi? Qandaylarga ta'sir qildimi, qilmadimi? Endi mana qarang, oldingi patent bilan hozirgi patent farqi nimada deb o'ylaysiz? Hozir patent ko'tarilgan. Aha. Nima farqi? Avval Rossiyada bo'lgan ishda, avval borganda bir chiqib, patentni lekin qonunan to'lab kelasiz. Opajon, xijolatsiz. Blogger bo'lamanda, shuning uchun YouTube kanalim bor. Savol javob bo'lyapti. Yana xijolat bo'lmaydi uning orqasiga. Xasiblar. Shunaqa vaziyatlar bo'lganmi? Ya'ni plus qolmay, patentga to'laymi, to'lamaymi degan ikkilanib qolgan vaziyatlaringiz bo'lganmi? Lekin to'lab borasiz. U ovqat bo'lmasa ham, mana shu patentni to'lashim kerak. Sababi mehnat kuyadi. Ertaga keyin Rossiyaga yana qaytib ketadigan narsasi bor. Nasib bo'lar. Okey, assalomu alaykum. Nasibsiz, charchamasdan. Agar xohlasangiz bir-ikki savol bermoqchi edim. Lekin qarasam kayfiyatingiz yo'qroq edi. Mayli, majburlab o'tmayman, lekin. Opa, endi menga boya non bermoqchimisiz? Ha. Yo, noningiz olmayman, lekin bir-ikki savol beraman, agar ruxsat bersangiz. YouTube-ga qo'yaman-da. Ana qalas. Siz bunda javob berishingiz kerakki, men chiqarmayman. Bo'pti, men savol javob bermayman. Bir xijolatsiz. Mayli, to'g'ri tushunasiz lekin. Bir patent bilan yashayman. Patent bo'lsa. Aha. Da o'g'lingiz. Oilam bilan o'sha 9 yilda o'tib ketdi. Hovli qayerda asli? Ha, chiqdi, ana qasiblar. Bitta farzandmisizmi? 4ta. 4ta. Bu nechinchisi? U oxirgisi. Oxirgisi eng erka toy ekanda. Atalar mana shu itqollarda hech narsani o'tiryapti-da. Mayli, barakasini bersin sizlarga. O'sha yerda o'qiydi. Hamma bolalar o'sha yerda o'qiydi. Kattalar bitirgan o'sha yerda. Kattalar o'sha yerda o'qirgan? Rus maktabida. Qiziq. Demak, sizda bir qiz, uch o'g'il bo'lyaptimi shunda? Hoy, mayli, opajon, qizolatsiz. Mayli. Salomatlik. Xo'sh, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizlar. Ismim Murodjon, blogerman. Mana Toshkent maktabida o'tayotganlardan bir ikki savol javob qilyapti. Agar ruxsat bersangiz, uyalmasangiz yoki anaqa bo'lmasangiz. Umuman ismingiz? Hayot beki. Qayerdansiz? Andijon, Andijon qayerdansiz? Albatta, xo'sh, salomatlik. Birinchi marta Rossiyaga borganingiz esmi? Nimada borgansiz? Samolyotda borgansiz. Samolyotda gashib hali boshqacharoq bo'ladi. Bu hozir birinchi marta o'tiryapsizmi avtobusga? Umuman tasodiflar qanaqa avtobusga? Demak, sharoit zo'r, hammasi yaxshi. Kamchiliklari nima deb o'ylaysiz? Bilasizmi? 5 kechqurun. Internet bo'lsa, xo'p, bu internet unaqa zerikish yo'q. Endi bunaqasilar. Endi mana bugun mana videoni qo'yish sababi, masalan, boshqa yurtdoshlarimiz ham avtobus haqida bir tushuncha bo'lishiga anaqa bo'lyapti-da. Keyin bir xillar nos savollari, bir xillar bir narsa oladi. Eng kamchiligini keraymi ochiqchasiga aytamiz, tamojna masalasi. Misol, nima deya olasiz? Qitiqlab ko'rishdimi yo'qmi yo'qsa? Nima deyishdi? Pasport kichiga deyishdi. Nima uchun endi? Nimaga bo'lasiz? Sizda nos bormidi yoki bir sumalak bormidi yoki biror narsa bormidi? Yo'q, qay bir sabab dedim. Yopishdi-ku, yo'qsa uni sababsiz buni qo'ymoqchi bo'lim. Qitlab ko'rdim. O'zingizdan tushunmadim. Lekin o'zingizga dangal javob berdingizmi? Nima dedingiz? Uzr, pulim yo'q dedingiz, demak. Xo'p. Necha yildan beri umuman Rossiyaga borasiz hozir? 2020-da tipan. Qani? Rus tilini qanday bilasiz o'zingiz?
qilishdi. Bilasizmi, avvalam bor begona yurtga borsangiz, avval ularni nima tilini bilishingiz kerak. Til bilmasangiz, okey, uzr. Allohning xolasi, ko'p Allohning xolasi. Rahmat, nima deyman, ishlaysizga omad baraka. Har doim nima deydi, topgan pulingizga baraka bo'lsin. Qancha bo'lsa ham, xoh 15 ming, xoh 20 ming farq yo'q. Biz ko'p yo'lovchimiz. Mashaqqat va javobgarlik haydovchida bo'ladi. Ushbu yo'nalishda uzoq yillar tajribaga ega haydovchimizni suhbatga tortdik. Xonmaylar akalar, ustalarga, yaxshimisizlar? Charchamasdan video syomka qilyapman, xijolat bo'lmanglar. Bemalol. Mana hozir yana o'ylamanglar. Rahmat, rahmat. Ismim Murodjon, YouTube kanalida blogerman, Shaqqoz ush deganda. Agar ruxsat bersalaringiz, bir ikki savol bilan suhbat qurib kelmoqchi edim. Agar ismingiz ushaki? Malik Iskandar. Iskandar aka, umuman mana shu avtobus sohasida necha yildan beri ishlaysiz? Mashina haydaysiz? 22 yil bo'ldi. 22 yil. Birinchi savolim nima uchun avtobus? Yuk mashinasimiz. Avtobusda katta bo'lganman yoshligimda. Demak, bu ota kasb bo'lyapti-da shunda. Tushunarli. Sizlar yana akukalaringiz ham mana sohada ishlaydimi yoki faqat o'zingiz shu yerga ketdingizmi? Yo'q. Ular hammasi kattaroq joyda ishlaydi, men shoferman. Siz shofersiz. Savolim uchun uzr, faqat shop birovlar sizga shofer desa, bir qanday bir uyalish degan narsalar bo'lgan bo'lmaganmi? Yo'q. Tirikchiligiz shundan. Mana shu avtobusda oldin qayerda ishlagansiz? Misol Toshkent shahrida unaqa avtobus transdami yoki boshqa joydami? Toshkent avtoparki. Avtobus avtoparkda. Toshkent. Toshkentda. Mana bu yangi chiqqan avtobuslar qanchadan beri ishlayapsiz endi? Boshida Beregon qilib olganman. Xitoydanmi? Qayerdan olgan? Xitoydan. Xitoy chegarasi. Xitoy chegarasi, ya'niki Xorgosdan. Xorgosdan. Almatadan. Unaqasidan. Almatadan o'tib ketdim. Agar ruxsat bersangiz, bu nechinchi yil ochilgan? Endi men ma'lumot sizdan olmoqchi edim. Masalan, qat nechinchi yil olgansiz? Perigon qilib. 2019. Demak, 2019 o'sha nima deydi, hukumatimiz tomonidan ochilgan farmon va nima deydi, qulayliklar yaratish uchun qilingan bir sharoit. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Hozir mana hukumat tomonidan qo'yilgan avtobus bilan shaxsiy avtobuslar, mana Chernyakovdan qo'yilgan avtobuslar farqida nima deb sanab bera olasiz? Bunda stabilis bor. Aha. Aha. Yo'lda dokumentatsiyasi shu, hech kim gapirmaydi. Aha. Demak, GAI payi to'xtatsa ham bemalol tozalar, reysli, reysli. Ana qasdi. Bu tarafdan qo'yilgan reysli. Birinchi boshlaganingizda eslay olasizmi, qanday qiyinchiliklar bo'lganmi birinchi yo'lda chiqqaningizda, misol? Endi men sizdan so'rayapman. Mana endi hozir bir narsa desam, sal tushunmovchilik bo'lmasin deyapman-da. Mana biz oldinlari ko'p ishlardik, misol yo'llarda qozoqda o'tayotganda misol ko'cha bo'ladi deyishdi. Uni endi biz ko'zimiz bilan ko'rmaganmiz, biz eshitganmiz misol. Mana biz hozir mashinamiz 60 ketyapti hozir, 646. Qiyinchiliklar bo'lmagan aka. Qiyinchiliklar bo'lmagan. Bemalol. Mana qanaqa ketgan ishlar yuribman oldin ham hozir ham. Tushunarli. Umuman hozir Moskva Toshkent yo'li bizga ayta olasizmi necha kunlik yoki necha soatlik yo'l? Toshkentdan 2,5 sutka. Toshkentdan 2,5 sutka. Yo'l yaxshi bo'lib tursa. Mana bilet olayotganimda 24 fevral kuni bitta avtobus qolib ketgan ekan. Qorga anaqa. Qolib qo'yadi. Yo'llar yopib qoladi. Shunaqa holatga ham tushganmisiz? O'tgan reys tushdingiz. Bu takda tushdi. Masjidga olib borib joylashtirishdi. YouTube'larga chiqdingiz. Bo'ldi, bu safar siz bir yaxshi qaram to'xta olasiz. Mana unaqa nima dedi? Endi u yo'l yomonligi uchun yopganini to'g'ri qilishdi-da. Aha. Bezapasnosti. Kechqurun 10:00 da borgan bo'lsam, ertalab kecha tozalab, keyin qo'yib yuborishdi. Demak, yo'lni tozalashdi, keyin chunki u yerda yurib bo'lmasdi-da. Keyin men bir narsa aytib olyapman, olib boradigan joy faqat masjid bo'lyapti, bitta joy bo'lyapti. Shu masjid qanaqa masjid? Shu hozir vaqtinchalik olib boradi deyishadi-yu. Tizimda internetdan o'qiymiz. Shu mana namoz masjidi. Shundan yo'q, masjidga faqat shu masjidga olib borib obal qo'yish deyishadi. Mana shu holatga tushdingizlar, mana qiyin ahvolga. Kimga telefon qilasiz? Qutqaruvchilarga qanday telefon qilasiz? Misol. Qutqaruvchilarga qilmaysiz, mana qarang, ikki ovoz yo'l yopmadi. Aha. Ya ishni o'zi aytadi, yo'l yopdim, sizlarni issiq joyga olib boraman. Ha, demak. Bo'ldi, o'zi. Ga ishni misol yo'lda turmaysiz. Aha. Kerak yo'lda qochib. Ha. Qoqarot qoni, chunki masjid qoqarot hammasi bor. Okey, mana shu bo'sh bo'lsa o'tirib olsam maylimi? O'tiring, o'tiring. Gaplashib ko'krak ana anaqasi bilan sizga ketamiz. Qoyil. O'zi Moskvaga yo'nalishida haftada 2 marta reys bo'lyapti. Shunda dushanba, panshanba, to'g'ri aytyapman? Va bir kunda
Nima deydi? Bir kunda 2 martami shunda yoki 1 martami? Bir kunda qani kecha 3-4 avtobus chiqadi sababi. Aha. Mana 2 turda avtobus. Aha. Yana 50 ta 100 ta odam kelsa tapan ichini qo'yadi. Demak, qaralar ekanda o'sha odamni unaqasiga qarab taklif va talab deymiz. Chunki odamlar ko'chada qolmaydi. Ha, ha. Hozir orqamda kelyapti. Demak, ishlashga kelyapti hozir. Qoyil, qoyil. Hozir endi sezon boshlandi. Sezon hamma Moskvaga ketyapti. Kuzda bu yo'ldan tashidik. Ha, kuzda yo'ldan tashidik. Endi savol tug'iladi. Mana sezon vaqti. Narx bir xil bo'ladimi yoki o'ynaydimi sizlarda? Shu narsa zo'rda, bizlar narx bir xil bo'ladi. Demak, sezonmi, sezon emasmi, narx stabilmiz, stabilmiz. Shunday to'g'ri, stabilmiz bor. Stabilmiz bor. Endi men savol beraman. Sizdan uzum so'ramoqchiman. Endi bu videoni qo'yishdan sababi ertaga misol kimdir yo'q. Avtobusda borish odamlar ikkilanib qoladi-da, xayolida xuddi avtobusda borish bu eski o'sha Chernayevka avtobuslari degan ma'noda bo'ladi. Bu davr o'tdi, endi ko'rsatish past bo'ladi degan mana avtobuslaringizga zo'r gap yo'q. Ta'minlangan, juda yoqdi menga unaqasi misol. Eng rasvo ob-havo qopoq aytganda qaysi oyga to'g'ri kelib qoladi? Qor ko'p, faqat unaqa bir tiqilinch bo'lib qolgan. Noyabrda mana shunaqada dekabrda 3 kun bor. Aha. Yanvarda yurganman, dekabrda yana 3 kun. Ha, demak, mana fevral tugayapti. Aha. Fevraldan boshlab kuchliydi mana o'zisiki, mana erishi boshlaydi. Ha, 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 ha. O'zi yana bir gidet 15 kun, 15 kunlardan keyin mana yaxshi bo'lib ketadi yo'q. 15 kundan keyin o'zi chunki oldiramda ozgina garajlar joylari bor. Ha, 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 garajlar joylari bor. Chunki ana Karabuldagi Ergiz keladi, o'sha joylarda bor. Tushunarli, tushunarli. Hozir biz hozir shunda Ergiziga yo'qmiz. Endi bora-bora borgunimizcha sovuq bo'laveradi. Sovuq bo'laradi. Qarang, ozgina joy. Masalan, Qozog'iston chegarasi tugaydi. Aha. Rossiyaga o'tganingizdan keyin havo o'tsam boshqacha. Ha, 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 ha. Bu yerda issiq, kecha sovuq, har doimda kelaveradi. Xudo xolasa, sovuqlashib ketaveradi. Umuman, bir oyda necha marta Rossiyaga olib kelasiz? Necha marta reysga chiqasiz? 2-3 marta. 2 marta, 3 marta chiqasiz. Bu qancha ko'p chiqsa, sizlarda sir bo'lmasa oylik, ya'niki o'sha reysga chiqqan qarab beriladimi, ishbay bo'ladimi yoki soat bayi bo'ladi? Demak, anaqasi. Shunaqa. Sizlarda 3 ta haydovchimi endi yoki 4 ta? 3 ta haydovchi, ya'niki o'sha ketma-ketlik bilan to'xtab qolmaslik uchun haydaladi. 4 soat beshda almashib ketadi. Ha, kayfiyati unaqasiga, sog'ligiga qarab. Yaxshi. Umuman teletomoshabinlarimizga nima degan bo'lar edingiz? O'zingizning qanday bir tilaklaringiz yoki bir nima deymiz? Eson-omon borib kelish, manzilga eson-omon yetib, uyga sog'-salomat borish. Birinchi o'rinda Allohdan so'rang. Ha, bu savol Allohdan so'rab ketdi, ishga ketdi. Albatta. Biz ham ishga mana chiqib borib kelish, eson-omonchilik bo'lsa hammasi bo'ladi. Albatta, albatta. Albatta, rahmat. Rahmat intervyu uchun juda bir samimiy bir suhbat bo'ldi. Men bular o'yladim, nima deydi bir savol javob bo'lmasa kerak edi. Bo'ladi, lekin misol. E'tibor bersam, tuyalar ham bor ekan. Ko'p yo'qdi tuyalar. Qozoq cho'llarida tuyalarni ko'rib ketyapmiz. Tuya otlar ko'p. Maqsad mana hammamiz mana hozir bo'lganmiz. Bu mana avtobusga ketishimizni ona qarab qo'yamiz, xolasi. Ko'radi va insonlar, boshqa muhojirlar ham, boshqa yurtdoshlarimiz ham ko'radim. To'g'ri tushunish kerak. Hammaning hissasida misol 500 dollar samolyotga puli yo'q. Yoki 200 dollar poyezdga puli yo'qdir. Kimdir o'sha majburlikdan o'sha avtobusga o'tib ketyapti. Avtobusda yomonlash joyimiz ham yo'q. O'zini past balandligi bor, lekin avtobus ham yaxshi narsa. Shuning uchun ko'rsatish, yana buni hozir narsalardan savol javob qilyapmiz. Qo'llar o'rganyapmiz, odamlar ham ko'radi, ha, avtobus. Avtobus degani hamma o'ylaydi, o'sha eski Chernayevka avtobuslari, nima deydi, yo'lda to'xtab qoladigan avtobuslar. Xo'p, avvalambor salom aytdim, ko'p gapirib yubordim, qarang. Ismingiz? Sinja. Oilada eng kichkinasi bo'lgan shu yerda keldi demak ishlamiz. Oilagacha boradi. Hovli qayerda? Ana payara, ana payara biz bilamizki, Imom al-Buxoriyning o'zi maqbarasi joylashgan, nima unaqa. Umuman, birinchi marta Rossiyaga qachon borgansiz? Yetti bor ekan, yaxshi bo'lmoq. Yo'q, e? Birinchi marta bo'yapti. Yetti bor ekan, borish kerak.
bilan nima sohada ishlaganmiz? Qachon bu kasb qildingiz fermerlikda? Qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi? Ya'ni ikki klasslar bo'ldi, fermerlar onaqasi bo'ldi. Mana siz hozir Rossiyaga birinchi marta ketyapsiz. Qanaqa bir tuyg'ular bor? Bitta to'lamaydigan odamlaringiz bor. Bor. Bu hisob kitobini olgansiz, nima yeyish, qancha onaqasi bilan. Agar siz bo'lmasa, kim ish qilib olyapti? Ya'ni o'zingizni tutishgan ukalaringiz. Endi aytishdimi, nima ish bilan shug'ullanishingizni yoki o'zingiz? O'rnisini aytmadi, ichki remont deydi. Ha, demak, ichki remont. 47 yoshda, 47 yoshda birinchi marta borish. Yana birinchi marta borish ajoyib lekin. Tushmaganim, men hozir men o'ylanib hozir ham bir 20 yil, ham bir 10 yil esiz, qolgan joyim 1 yil. Okey, ham birinchi marta boryapman. Biryamisizmi yoki boshqamisiz? Biryamisiz. Ismingiz? Maqsadingiz? Nechiga kelyapsiz? Butzon. Demak, ham birinchi marta Rossiyaga boryapsiz. Sizlar qarindoshsiz. Hamma aka. To'lsangiz foydasi. Qanaqa hissiyotlar endi? Birinchi marta borish. Nima taassurot qilyapsizlar Rossiyani? Qop qop yutib qo'yib top kelamiz, e? Mana tasavvurlar. Ya, ana aytmadingiz, undan ko'ra nima edi, shpirgi bilan shpirib olamiz. Hammani xayoli Rossiyada pul topish oson degan ma'noda-da. Mayli, bo'ladi bo'lmaydi. Lekin mayli, ko'p savol bermayman, birinchi marta qo'yayotganingiz. Umuman yaxshi tilaklarim. Shu borib, birinchisini topib, hammasini shu oila bolachaqa, ro'zg'orga, hammamiz shu oila, oila bolachaqamiz tinch salomat bo'lsin deb mana shu chetda musofirchilikdagi harakatdamiz. Rahmat. Siz g'onmi? Pulni ko'p topinglar, barakasini bersin. Rahmat. Chegarasiga yaqinlashganimiz sari havo harorati ham sovuqlashadi. Buni biz yoqilg'i quyish shoxobchasiga to'xtagan vaqtimiz sezdik. Thank you.
haydovchiga yana bir bor assalomu alaykum. Mana hozir biz chegaraga yaqinlashib qoldik, xudo xolasi. Mana bu ob-havo, odatiy ob-havo hisoblanadimi endi shu oydagi mana shu mart oyi mana fevral oyidagi odatiy ob-havo mana shunaqa endi? Yo har yili shunaqa sovuq bo'ladi. Sovuq joy. Sovuq joy. O'zi faqat Qozog'iston chegarasi mana shunaqa sovuq bo'ladimi yoki Rus Rossiya chegarasida ham mana shunaqa rus sovuqlar to Moskvaga borguncha mana shunaqa sovuqda bo'ladi. Ha. Demak biz hozir eng sovuq joylardan o'tyapmiz. Shunday bo'lyapti demak-a. Zapata zapata lan dedim biz bu. Rossiya chegarasi kelganimizda esa o'ziga xos holat ro'y berdi. Ya'ni chegarada yuklarni tekshirmay o'tib ketish mumkin ekan. Akalar, opalar, bir minut. Mana bu yerga chegara, qato. Mana ob-havoni ko'ryapsizlar. Bu yerda o'zining pastavkasi bor. Agar yo'q desalaring, 200 sumdan yersalaring, sumka tushmaydi, o'tib ketadi. O'zlari shu dokumentga tushasizlar bo'ldi. Bo'lmasa tushirasiz sumkani, qay klientga o'tkazib o'tadi. O'zlari yo'q desalaring, sizga kerak emas bo'ladi. Pul yig'ish jarayoni esa keling yaxshisi o'zingiz guvoh bo'ling. Bir yarim ming tanga berilyapti, 500 rubl berilyapti. Ana 1.5 ming tanga berilyapti 500 rubl berilyapti. Siz berasiz 3 kishiga da. Nima qiling? Yo'q, endi Mana shunga tashlab. O'zlaring olib tushasizlar. 1 kishi, 2 kishi, 5 kishi bo'ldi. Sizlar boriga barga qilaveringlar, yo'qlar boriga. Hamma 100 rubl. Aka boriga baraka deb hammadan 100 rubl olgandan keyin yetmasa kisamizni to'lamaymiz. Ko'ngil hamma pul qaytaraveringlar, o'zlar olib tushdi. Borchingizni mana 5 ming pul yig'ilgan, o'zingizning 3 ming rasxati bor-da buni. Bunday qilmanglar sizlar o'zingiz olib tushsangiz o'zingizdan ham ko'p ketasizlar. 200 so'm 30 ming pul bo'layapti. Hamma shunday deyapti, uni kim beradi bo'lmasa? Shuda bir ikkitasida haqiqatda o'qiyapti. Yodlaysizmi? Pullar yetadimi? Yodlaymi? Menga aka. Qozoq tanga bor. Mana qancha uzun sanam o'sha. Yo, aka tanga olmay, yetmaganlarga aytay. Yo, mayli shunda men. Menga qarang. Yetmaganga. 200 rublga 200 rublga. Qanaqa qorasiz? 5 rubl, 5 rubl, 1 tanga. 1200 tanga. Hozir o'zlarga qiyin bo'ladi. Bu gap 100 rubl emas. Bu ham bizga hamma beryapti. O'zingizga tanga bo'lsa, gapirib chiqardi. Mana yig'ilgan pul og'aylar, endi hammamiz bitta odammiz, bu yerga pul. Bu 100 sum uchun qiynalmagan, o'zimiz qiynalamiz bu yerga. E'tiboringizni vokzallar ro'y bergan holatga qaratmoqchiman.
Shu o'rinda mantiqiy savol tug'iladi. Nega avtobusga o'tirganda chemodanlar o'raladi? Axir chegarada tekshirish mumkin-ku. Yoki 200 rublni oldindan bular bilisharmi? Bo'ldi. Amma bitta bu. Bitta bitta 200 100 kam berdi. Bir abi. Ha, bu tarafda bu yerda hamma. Buradaki bu 200 berdingiz mi? Men 3200 berdim. Tanga berdim. 3200 tanga qancha bo'ladi? 90 ming. Ya orqada hamma berdi. 90 ming 200 so'm pul oladi. Muhojirlarni qayd etish varag'ini to'ldirish ham oson emas. Mana bu eng muhim joyi, mana bu migratsion kelishga, migratsion kodaga bitta xato bo'ladigan bo'lsa, shu bilan tamom. Hamma shu migratsion kana qanday yozishdi, muhim ma'lumotdi. Deb qarayotdim. Nodiga yozdingiz. Men o'zim xato qo'ysam, keyin baloy qolaman, qarish qolib ketaman. Hamma o'ziga javob bersin deb hozir. Mumkin bo'lsa yozib beraman. Avtobusda kelganlar yozma, qo'lda o'z yozadi. Agar samolyotda bo'lsangiz, o'z avtomatda, bu avtomatni chiqarib yuboradigan apparat. Mana shu. Hamma o'zi migratsion kodini olyapti. Eng muhim jarayonlardan biri bitta xatolik shu bilan patent olish muammo bo'ladi. Oke, shoshmang. Shoshmaydi. Otellar birinchi marta ketyapti, tushunasiz. Shoshmaydi, shuncha. Bu yerda yozasiz, yozmaysiz. Ko'rsatib berishadi, qanday yozilishini. Keyin bular yozishadi. Aytgan mana bu yerga yozladimi? Ha, ha, shu joyiga. Mana shu joyiga yozdim. Ha. Shoshmang. Chalo. Bitta bo'lsa kerak. Ha. Va 5-chi oy 28 qilasizlar. Migratsion to'lar yapti. Diktan uyga vazifa bo'yapti. Endi mana tomonga xuddi shunaqa yozlarmi? Bu yerga kirish kelmasdik, taqdir qilib bo'lyapti. Oli ham mana ijodda dedi-yu. Ijodda. Hamma terlagan hayajon anaqasi bo'ladi. Hamma. Ha, xolos. Yozmayapti. Mana yaxshi insonlar, men bir narsa deganim yozlardi. Qilar yozolmagan bo'lsa, yordamga yozyapti. Birinchi marta borib kelganlar bo'lsa. Gap qilanaqa. Yozadigan javob qildi. Rossiya chegarasida yashil pasporti yo'q bo'lgan yurtdoshlarimizda muammolar yuzaga keldi. Qancha savol beraman-da, mana hozir ham o'zini o'tdik. Sizni olib ketishdi, nima deysiz so'rasiz. Siz tushunmadingiz. Ruschani tushunmadingiz. Demak, sizdan shubhalanishgan yoki ona qilishda savol javob bo'ldi, lekin o'tkazib yuborsiz. Shunday bo'layaptimi? Yashil pasportingiz o'sha bo'lmaganda sizga pand bo'ladi. Demak, yashil pasportni o'zingiz bilan olib kelishingiz kerak ekan. To'g'rimi? Hurmatli tomoshabinlar, yashil pasport chegaradan o'tayotganlaringizda qat'iy bir ID kartalaringiz bo'lsa ham, yashil pasport o'zlaringiz bilan bo'lishi kerak. Agar qat'iy bir ish bo'lmasa, kechirib qo'ying. Agar bo'lmasa, u qiyin, juda qiynab oladi. Savol javobi mana bir ikkalarining pasporti bo'lmagani uchun shubhalanib qaytarib yuborishdi. Hukumat, bir ikkita savol matni kelmadi. Mana sizlar birinchi marta kelyapsizlar, ha? Xo'p, yashil pasportlaringiz bo'lmaganda hozir nima bo'ladi? Ikkilarni qolarlaringizmi? Mana shu insonlarni uylariga telefon qildirib, yashil pasportlarini surishni chaqirtirib, masala hal bo'ldi. Agar ularda yashil pasport bo'lmaganda, bu ham bir noma'lum 50 kelik. Shuning uchun ID kartam bor ekan deb, mana bosib beraman, qat'iy bir kopiyalarini olib kelinglar. O'tasizmi, ketasizmi? O'ke. Sherigiz, zapeti bormi shunday bo'lyapti-ku. Nima uchun unaqa deb o'ylaysiz? Patent registratsiya
Demek bunda yaş o Uzbekistan parası mı yoksa Tojikistan parası mı? Uzbekistan parası dedi ki yaş pasaport yanında yok mu düşünmüyor var mı yaş? Lakin pasaportunu koşuktan diye mi düşünüyor tabi oldu? Siz yalnızda geçirdikçe? Ne mi var ki orada değilken şeyler. Bunu orada da uğruyor mu oturuyor şeyler ki? Bu akı kimin var onu? Kim yapmış? 550 deport bu gereken de Türkiye'de kim yaptı? Oh be. Demek bana şuna kadar. Umumun algıyanda da mı? Hürmetli tamaşabinler. Rahmet, bana Toshkent Moskva yönelişi. Bölme dedi. Birge bulduk, gördük. Lola Sıbır Aylan gibi çıkardı. Elbette bu bizim yurttaşlarımızın bir ona kabul edildi. Hani bu kimde fikirler, ahır gitilekler. Eğer kimde olursa, merhamet. Haydi bir gün gelip Sizin de yok mu? Sizden bu şey. Gol, sizler ki Ahmet. Ahmet. Rahmet. Yani bu ailemiz dinç, salamet. Başka nasıl söylemeyin biz. Bulmayız, pulu kopu kemliği o, ona kası yok. Barakasını versin. Hoş, ben şuna yakın yaptılar. Ben hem burada sekildiği bile, kaçıyorum ben burada ona kası bile. Yalaka yaşıklar şehir tutsa. Ha? Yaşıklar değil, işte Ahmet. Şirin. Az ben şunu yapıp utamadım. Onu kovalamam. Kovalamam, okey? Bir aydan ikiye kadar sizin video çıkardı ama ne kalsın böyle. Umumen de mesut kırmızı gibi böyle biz. Yani ağzı tam orijinde götürdük. Bunu alıp açış gerek. Yani yurttaşlarımız koruyor. Abi sizden insanlar kurpaysa. Ya maile ona kalsın insanlar olmaz. Yaşlı pasaportun alıp açış gerek mi? Anladım. Yaşlı pasaport bulmasa ne olabildi? Mamma olabildi. Bana da yani şunu koşatışımız gerek. Mana kalın insanları koyak alayım. O gerek yemez. Kudala cahı yok. Hayır yok. Ona kalsın böyle. Ona kalsın yok. Hoş, usta gelir, ben kaydettim. Onu balar geliyordan beri hemen. Sizler gelir, Ahmet. Mali, sağ ol. Ona kadar böyle. Ha, onlar geliyor kaydettim. Ben seferim kaydettim. Karadı, doğru ağa, hazır. Bir minut. Bolu, sefer karadı. Ben de Toshkent Moskva yönelise gelişimiz. Uzun, karadı, hazır. Kaydettim yanında, o şey balar geliyordan beri hemen. Kaydettim. Bu da olası, ben şuna kadar geliyordum. Avtobüsden çıkıp, deport bulup kalgen vatandaşlarımını yardımda şaşırdım. Ben hazır. Çekirdekten kayıt yapıyorum. Seferim. Şimdi yakınlaşık mecburum. Sebabı uçtu. Hem yurttaşımız deportları var. Yani şeyler biraz hava duralıştı ki pulları yoktu. Nasıl mı? Mahtan şikayet yok ki bu nefes gemez. Dolayısıyla yakın günlerde Rüzey Ramazan ayı. Ben bunu ben şuna kadar. Rüzey Ramazan ayı mı yok ki bu nefes gemez. Yaşlılık tutuş gerek. Akhir bu dünya umurbat emez. Hemen nasıl utkunç? Malı dünya ona kalsa. Bizden fakat bana çıkıyken yaşlılarımız, işte ki ahiretimizde koledigen o şey, cahimizde yardan bir o şey sevaplarımız, bizi kutkaradır onlarımız. Bana şunlara gel. Altamızda işte muhacirlarımız, yani ki muhacirde bizim yurttaşlarımız, o zaman muhacir olurken ben. O şey yurttaşlarımız Moskva'ya kadar yol alıştı. Bunlar ki, ben küçük kuvvet, ahmet, işleri geberek ki, hemenimiz, ailemizde yaxshi yashash uchun tebratish uchun chetda muhojirlik yo'lini tanlagan qo'pollagan kuladigan yoki bir uyadigan joy. Bu joylarni qirqib tashlashimiz ham mumkin edi. Ammo muhojirlik otlangan yurtdoshlarimizga tajriba bo'lsin deya qoldirdik. Moskva safarim davomida eng asosiy tavsiyamiz shu xorijga chiqish pasporti bilan birga yashil pasportingizni ham o'zingiz bilan oling. U bo'lmasa uning kserokopiya nusxasini olsangiz ham bo'ladi. To'g'ri, kimlar so'rab qolishi ham mumkin. Yashil pasportim bo'lmasa, qo'limda ID karta bor-ku degan savol ham paydo bo'ladi. Lekin O'zbekistonda chiqargan ID kartani rus chegarachilari nimagadir tan olmaydi. Agar sizda yashil pasport bo'lmasa, unda ZAGS qog'ozi yoki prava ham o'tadi. Faqat prava eski prava bo'lishi kerak.
Sharq ko'zgusi kanalida yangi loyiha. Men muhojirman. Turkun ko'rsatuv. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.